Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Modern Arapça dersimizde Avf kitabının 1. cildinin 5. ünitésindeyiz. Enva'ul haberi. Buraları siz okursunuz arkadaşlar. Ben buradakine göre değil, kendi sistemime göre anlatacağım. Çok farklı değil ama siz benim anlattığım şekliyle anlamaya çalışın. Arkadaşlar, haberler kaç çeşittir? Çeşit çeşit diye cevap vermiyoruz. Değil mi? Haberler kaç çeşit? Çeşit çeşit hocam. Değil, iki çeşit. Bir, iki. Bir, müfrettir. Müfretten kasıt, parantez içinde cümle olmayandır. İki, cümledir arkadaşlar. İki cümle. Cümle kendi arasında üç ayrılır. Fc, ic, şc. Fiil cümlesi, isim cümlesi, şibih cümle. Şibih cümlesi de kendi arasında ikiye ayrılır. Car mecrur, car mecrur veya zarf artı muzafun ileyh değerli arkadaşlar. Tamam. Haberler bu şekilde. Daha önce müpteda ve haberlerle ilgili 5 madde yazdırmıştım. 5 müpteda, 5 haber. Eğer onlar kolaydaysa size zahmet paylaşabilirsiniz. Eğer o not hazırda varsa çok dersten kopmadan paylaşabilirsiniz. Haberin müfret olması ne demek değerli arkadaşlar? Haberin müfret olması demek, şu parantez içine hemen yazın. Haberin müfret olması eşittir haberin cümle olmamasıdır. Yani haberin cümle olmaması demek de fiil cümlesi, isim cümlesi ve şibih cümle şeklinde gelmemesi demek. Tamam mı? Yani haber müfret olması demek sayı olarak müfret değil. Haberin müfret olması haberin tekil olması demek değil. Haberin müfret olması haberin cümle veya şibih cümle olmaması demek. İster müfret, ister tesniye, ister cemi olsun, bir kelimeden ibaret olacak. Cümle şeklinde olmayacak. Tamam mı? Dolayısıyla müfret olan haber müfret bir kelime olacağı gibi tesniye ve cemi bir kelime de olabilir. Et-talibu muslimun. Et-talibani muslimani. Et-tullabu muslimune. Muslimune. Bu birinci sıradakiler müptedadır. İkinci sıradakiler haberdir arkadaşlar. Müslimun sayı olarak müfret. Müslimani sayı olarak tesniye. Müslimune sayı olarak cemi değerli arkadaşlar. Peki haber çeşidi olarak üçüne de biz ne diyoruz? Üçüne de biz ne diyoruz? Çok teşekkür ederim komutanım. Notlarımız da geldi. Evet. Müfret haber diyoruz değil mi? Müfret haber. Müslimun, müslimani, müslimune. Virgül. Sorun buydu. Yani haber çeşidi olarak bu üçüne de biz ne diyoruz? Müfret haber. Ne demek müfret haber? Bu tesniye, bu cemi. Nasıl müfret haber oldu? Buradaki müfret demek tekil demek değil ki. Buradaki müfret demek cümle olmayan demek. Tamam mı? Virgül. Bir de şurada Naciye'nin bir sorusu vardı. Tekrar söyleyebilir misiniz? Sizinki de aynı şey miydi Naciye? Aynı şey miydi sizinki de? Tamam. Peki. Devam ediyoruz. El-Mumerridatu. Zaten şeylere bakarsınız. Manalarına. El-Mumerridatu tayyibetun. Tayyibetani tayyibetun. Arkadaşlar, tayyibetun de müfret haber. Tayyibetani de müfret haber. Tayyibetun de müfret haber. Bunun tesniye ve cemi olması müfret haber olmasını engellemiyor. Çünkü müfret haber demek tekil haber demek değil. Müfret haber demek cümle olmayan haber demek. Bunların bu isim cümlelerinin 6 tane isim cümlesi var burada. 6 tane müpteda var. 6 tane müptedanın haberleri cümle şeklinde mi gelmiş? Cümle şeklinde gelmemiş mi? Biz buna bakacağız. Hangi şekilde gelmiş arkadaşlar? Hangi şekilde gelmiş? 6 tanesi de cümle olmayan. Bu kadar. Devam ediyoruz. El-kutubu nafi'atun. El-eklamu kethiratun. El-ebvabu meftuhatun. En-nevafizu muğlaqatun. Arkadaşlar müptedalarımızın tamamı gayr akil çoğul. Gayr akil, akılsız çoğul. Peki müpteda ile haber, müpteda ile haber isim cümlesinin öznesiyle nesnesi cinsiyet yönünden birbirine uyacaktı. Peki gayr akiller Arapçada daima ne kabul edilirdi değerli arkadaşlar? Gayr akiller Arapçada ne kabul edilirdi? Heh, notumuz şu. Gayr akiller müfret mühennes hükmündedir. Gayr akiller müfret mühennes hükmündedir. Ne demek müfret mühennes hükmündedir? Müfret mühennes sayılır yani. Herhangi bir uyum olacaksa fark etmez uyum. Sıfat, mevsuf, müpteda, haber fark etmez. Herhangi bir uyum olacaksa ona uyan sözcük müfret mühennes olacak. Burada da haber müptedaya uyuyor değil mi? Haber müpteda mı habere uyuyor, haber mi müptedaya? Sonra gelen önce gelene uyuyor değil mi? Sonra gelen kim? Haber. O zaman haber müptedaya uyacak. Tamam mı? Haber müptedaya uyacak. Burada da onun örneği arkadaşlar. Kitaplar faydalıdır. Kalemler çoktur. Kapılar açıktır. Pencereler kapalıdır. Peki haberin cümle olması. Haberin cümle olması. Bak burada ne yapmış? Biz cümle diyorduk. İsim cümlesi, fiil cümlesi, şibih cümle diyorduk. Bu kitap ne yapmış? Haberin cümle olması demiş. İsim cümlesi ve fiil cümlesini anlatmış. Sonra haberin şibih cümlesi demiş, başka bir başlık açmış. Tamam mı? Hatta haberin isim cümlesi olmasını da daha ileri bir düzey Arapça gerektirdiğinden burada ele alınmayacaktır demiş. Tamam mı? Sadece haberin cümle olmasında fiil cümlesi ve şibih cümlesi olmasını anlatmış. İsim cümlesini anlatmamış. Niye anlatmadı bilmiyorum. Ben olsam anlatırdım. Yani daha ileri bir düzey gerektirdiği falan yok yani. Yani bunları anlayan onu da anlar. Bunları anlamayan onu da anlamaz. Evet. Vagonlar başa uyar. Çok güzel. Bravo. Virgül. Veya misafir umduğunu değil efendim bulduğunu yer diyorduk değil mi? Mesela müptedalar ev sahibi konumunda, ev sahibi mesabesinde ama haberler misafir mesabesinde, misafir konumunda. Önce gelenin adetlerine, geleneğine, göreneğine uyuyor. Şimdi haber isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak gelir dedi. İsim cümlesi olarak geldiğini anlatmayacakmış. Peki haberin fiil cümlesi olması demek ne demek? Müptedadan sonraki kelimenin bir fiille başlaması yani fiil cümlesi olması demektir. Peki arkadaşlar fiiller nasıl irab edilirdi? Fiiller nasıl irab edilirdi? Fiiller ve mebni kelimeler nasıl irab edilirdi? Mahallen. O zaman haberimiz fiil cümlesi olduğu zaman o fiil cümlesine fark etmez veya isim cümlesi olduğu zaman veya şibih cümlesi olduğu zaman o haberimize mahallen ne diyoruz arkadaşlar? Mahallen ne diyoruz o haberimize? Mahallen merfu diyoruz değil mi? Niye merfu dedik peki? Niye merfu dedik arkadaşlar? Mahallen merfu. Mahallen mansup demedik, mahallen mecrur demedik de mahallen merfu dedik. Ha, çünkü haberler merfu mahallesinin sakiniydi değil mi Abdurrahman hocam? Çünkü haberler merfu mahallesinin sakiniydi. Fiil cümlesi de orada bulunduğu için dolayısıyla kendinde merfuluk alameti belirmiyor cümle olduğu için komple ama mahalle olarak o mahallede oturuyor. Ama o mahallenin efendim adetlerini, geleneklerini, göreneklerini dışa yansıtmıyor diyorduk esprili bir dille. Devam ediyoruz. Buraları okursunuz. Aynı dediğim gibi bunlardan bahsediyor arkadaşlar. Başka bir şeyden bahsetmiyor. Biz örneklerimize bakalım. Et-talibu yektubu. Et-talibu yektubu. Et-talibu müpteda, yektubu fiil ve failiyle birlikte, faili tahtına müstetir huvedir. Fiil ve failiyle beraber mahallen merfu et-talibu müptedasının haberi arkadaşlar. Fiil cümlesi olarak haberi. Hatta haberlerimiz fiil cümlesi olduğunda müptedaya dönen bir zamir olması lazım değil mi? Burada müptedaya ne dönüyor değerli arkadaşlar? Yektubu'nun tahtında müstetir huvesi müptedaya dönüyor. Et-tabibetü zehebet. Et-tabibetü zehebet. Kadın doktor müpteda. Lafzen merfu. Peki haberimiz fiil cümlesi olarak gelmiş. Peki hocam nasıl fiil cümlesi? Zehebet tek başına fiil cümlesi mi? Evet. Fiil ve failiyle beraber tahtına müstetir hiye fiil cümlesi. Peki buradaki hiye nereye dönüyor arkadaşlar? Hiye nereye dönüyor? Her zamirin bir merciği vardı. Merci'i. Döndüğü yer vardı. Buradaki hiye nereye dönüyor? Müptedaya, yani tabibetüne. Çok güzel. Tabibetü'ye dönüyor. Tabibu'ya raci. Evet. Tam Arapça ifadesi bu arkadaşlar. Öyle deriz yani. Tabibetü'ye raci deriz değil mi? Ona döner. Güzel. Bunlar da aynısı. El-Muallimetu müpteda lafzen merfu teclisuyla başlayan fiil cümlesi komple, bak komple bu El-Muallimetu'nun mahallen merfu haber arkadaşlar. Niye mahallen merfu diyoruz biliyor musunuz? Teclisu fis saffi dediğimiz zaman bu cümlenin içerisinde ref alameti neydi? Damme ve damme yerine geçenlerdi değil mi? Damme ve damme yerine geçenleri lafzen gösterme şansımız yok. Yani bu damme ve damme yerine geçenleri bu fiil cümlesinde nerede göstereceğiz? Teclisuda mı göstereceğiz? Fi'de mi göstereceğiz? Es-saffi'de mi? Böyle bir şansımız olmadığı için ne diyoruz arkadaşlar? Bu ifade, bu ref alametini açıktan gösteremediğimiz için mahallen merfu, konum itibariyle o mahalleye gelmiş oturmuş. Haberler hangi mahallede oturur? Merfu mahallesinde. O mahalleye gelmiş oturmuş. Haber mahallesine. Ama o mahallede oturduğunun bir alametini yansıtmıyor. Tamam mı? Mahallen İrap bu demek. Bir mahallede oturuyor. Bak mahallen İrap bu demek. Bir mahallede oturuyor arkadaşlar ama o mahallenin adet, gelenek, göreneklerini yansıtmıyor. Yani dışarıdan baktığın zaman bu adam cennet mahalleli diyemiyorsun yani. Tamam mı? O adam çünkü kiracı orada, polis memuru. O adam orada öğretmen. O cennet mahallesinin yerlisi değil yani. Tamam mı? Veya Sivas'a göre söyleyecek olursak Ali Baba'nın, Çavuşbaşı'nın, Çayrazı'nın yerlisi değil. Orada sadece iş gereği orada. Ama lafzen dediğimiz zaman hem o mahallede oturuyor hem de o mahallenin, o ülkenin, o şehrin gelenek, göreneklerini o adam üzerinde görüyoruz. Mesela Müslüman mahallesinde oturuyor. Baktığımız zaman diyoruz ki bu adam Müslüman. Bak lafzen. Tamam mı? Lafzen irab ediliyor. Veya Müslüman mahallesinde oturuyor. Tamam mı? Ama bazı sebeplerden dolayı Müslüman olduğunu göstermiyor. Adam ajan mesela. Yahudi ajanı. Değil mi? Ajan. Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor. Evet. Bazı sebeplerden dolayı onun Müslüman mahallesinde oturduğunun etkisi ortaya çıkmıyor. Biz buna takdiri diyoruz. Takdiri. Veya adam orada Müslüman mahallesinde oturuyor ama işi gereği. Adam Ermeni. Ermeni kuyumcu mesela. Tamam mı? İşi gereği orada oturuyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Lafzi, mahalli, takdiri bu demek. Lafzi hem o mahallede hem o ülkede hem o şehirde oturur. Oranın özelliğini taşır. Mahalli orada oturduğunu belletmez. Yani orada oturduğunun bir alameti üzerinde gözükmez. Takdiri de orada oturduğunun alameti üzerinde gözükür ama onun bir özrü vardır yani. Bir özürden dolayı gözükmez. Mesela işte takdiren merfu diyoruz değil mi? Oradaki özür neydi mesela? Takdiren merfuda. Oradaki özür neydi? Takdiren merfu, takdiren mansup, takdiren mecrur diyorduk. Hangi kelimeler doğruydu mesela? Oradaki taazzür durumu neydi arkadaşlar? Özür durumu. Ha, maksur isimlerde değil mi? Elif'in üzerinde harekenin belirmemesiydi değil mi? Elif'in üzerinde harekenin belirmemesi. Devam ediyoruz. Et-tullabu müpteda, haberimiz fiil cümlesi şeklinde. Ketebu risaleten. Ketebu risaleten. Burada ref alameti, damme ve damme yerine geçenler belirmez arkadaşlar bu cümlede. Mahallen İrap edilir. Mahallen merfu. Peki müptedaya dönen zamirimiz hangisidir burada? Müptedaya dönen zamirimiz hangisidir? Wow, çok güzel arkadaşlar. Bravo. Tebrikler. Bu kadar. Haberin şibih cümlesi. Şibih cümle deyince ikiye ayırıyoruz. Car mecrur veya bir zarftan ibaret olması. Haberin car mecrur veya zarftan oluşması durumuna şibih cümle diyoruz. Şibih cümle. Mesela ilahiyatta en çok anlaşılmayan şeylerden bir tanesi de şibih cümle. Öğrenci sürekli sınıfta, koridorda, kantinde, mescitte, değil mi? Otobüste hep şibih cümle, şibih cümle. Şibih cümle aşağı, şibih cümle yukarı. Duyuyor. Ne olduğunu anlayana kadar hazırlıktan kalıyor. Değil mi arkadaşlar? Şibih cümle aşağı, şibih cümle yukarı. Evet. Bununla ilgili çok kısa bir şey anlatayım. Benim büyük ablamın eşi. Ağrı müftüsü. Bir şeye de benzemiyor yani. Şibih cümle, şibih cümle. Yani cümlemsi demek aslında. Cümlemtırak demek yani. Hani biz deriz de maviye çalan, sarımtırak, sarımsı. Evet. Şibih cümle de bu demek yani. Cümleye benzeyen, cümlemsi, cümlemtırak. Tam anlamıyla cümle olsa zaten isim cümlesi, fiil cümlesi gibi yargı bildirecek. Ama bunlar tam anlamıyla cümle değil. Cümle olması için başka bir şeye ihtiyaç var. Şibih cümleye böyle diyebiliriz arkadaşlar. Cümlemsi, cümlemtırak. Cümleye çalan, cümleye benzeyen ama cümle değil. Çünkü yargı bildirmesi lazım cümle olması için. Ablamın eşi Ağrı müftüsü. Biraz böyle Ağrı il müftüsü, Kayseri müftü yardımcısıydı. Biraz böyle eski kelimeleri kullanmayı seviyor, tamam mı? Şimdi hani adamın bir tanesi Osmanlıca böyle edebiyat patlatacağım diye ondan sonra eşeğini kaybettiğini anlatmak isterken dayak yemiş ya. O hikayeyi bilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ağacın altında uyurken eşeğimi çaldılar gördünüz mü diyecekken bir sürü Arapça, Farsça böyle kelimeler kullanmış. Ondan sonra dayak yemiş. Veya şöyle bir şey anlatılır. Bir tane gemide edebiyat ilmini bilen Arapça, Farsça eski kelama hakim olan bir tanesi orada gitmiş dümeni mükemmel bir şekilde idare eden gemiyi böyle dalgalara karşı koruyan kaptanın yanına gitmiş. Demiş ki ya kaptanı derya sen işte belagat ilmi bilir misin? Sen meani ilmi bilir misin? İlmi sarf bilir misin? İlmi nahiv bilir misin? Efendim falan falan, tamam mı? Kaptan hiç tabi yüz vermemiş buna. Demiş ki yok demiş, hiç anlamam. Ondan sonra bizim edebiyatçı boynunda fular kaptana bakmış böyle küçümseyen gözlerle. Eyvah azizim eyvah demiş. Gitti ömrünün yarısı demiş. Gitti ömrünün yarısı. Daha sonra olacak olur ya. Aynı Titanic filmdeki gibi karşıda bir tane buz denizi. Buz denizine gemi çarpar. Gemi çarpınca tabii etraftakiler feryat figan sağa sola koşmaya başlarlar. Tabii kaptan bir sürü badireleri atlatmıştır. Nice fırtınalı havalarda gemiyi limana ulaştırmıştır Allah'ın izniyle. O hiç istifini bozmaz tabii. Ama bizim edebiyatçı o aşağı yukarı aşağı yukarı nasıl koşuyor böyle. Bu arada bizim kaptanın gözüne bu ilişmiş. Azizim, azizim demiş. Bakmış adam. Sen demiş ilmi sibaha bilir misin? İlmi sibaha ne demek arkadaşlar? İlmi sibaha. Ne demek ilmi sibaha? Ha, yüzme ilmi bilir misin demiş, yüzme ilmi. O da demiş ki telaşla, yok demiş, hiç anlamam. O zaman gitti ömrün hepsi demiş arkadaşlar. Gitti ömrün küllüsü. Gitti ömrün cem'isi, değil mi? Gitti ömrün tamamı. Evet. İşte bizim Enişte Bey de öyle kelimeleri kullanmayı seviyor. Kayseri'nin bir ilçesinde müftülük yapıyor. Benim bir yeğenim var işte şimdi. Kayseri'de zabıt katibi. O zaman küçük. Bir tane nalbura mı ne gitmiş, tamam mı? İşte bir şey alacakmış. Demiş ki o nalburdaki adam. Hocam demiş şimdi yok. Ondan sonra daha sonra demiş gelin. Daha sonra gelin. Alın demiş o ihtiyacınızı. Bizim Enişte Bey de demiş ki nalbura. Tamam demiş bizim Mahtum. Mahtum. Mahtum diye bir kelime var yani, mahtum. Ne demek mahtum? Ne demek arkadaşlar mahtum? Heh. Mahtum değil mi Abdurrahman Hocam? Bir yazar mısınız bir? Mahtum. Yazma imkanınız var mı Abdurrahman Hocam? Hıyla değil mi? Hademe. Mahtum. Evet, ben öyle biliyorum. Öyle aklımda kalmış. Daha sonra da bakmadım. Bizim demiş mahtum sonra gelsin alsın. Adam da bizim yeğenin adını mahtum zannetmiş, tamam mı? Adam ne bilsin oğlum olacağını. Ondan sonra tekrar yeğenim gitmiş onu almaya. O demiş mahtum sen mi geldin? Mahsun gibi yani. Mahsun kırmızı gül gibi. Çocuğun adı Mahtum kalmış. Mahtum aşağı, Mahtum yukarı. Mahtum aşağı, Mahtum yukarı. Ondan sonra dediğim gibi şibih cümle gibi yani. Çocuğun adı Mahtum kalmış. Mahtum'u çocuğun ismi zannediyormuş yani nalbur. İşte her şeyi yerli yerinde kullanmak lazım. Bazen çok böyle değerli şeyleri efendim hamam ücreti vermemek lazım değil mi? Mahtum, evet, oğul. Mahtum, oğul. Yani böyle çok değerli şeyleri hamam parası vermemek lazım. Adam hamam parasını şiirle ödüyormuş ya. Şiir çok değerli bir şeydir. Onunla hamam parası ödenmez. Yani biz buna muktedayı hal diyoruz. Muktedayı hal. Yani her ortamın gerektiği gibi konuşmak lazım. İlmi siyaset her doğru her yerde konuşulmaz ve her insana her bilgi söylenmez. Her insana her bilgi söylenmez. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen bir söz var. Çok önemsiyorum ben onu. İlmi hak etmeyen insana yani tabiri caizse parantezinde biraz açayım. Yani altyapısı adamın mayası ilim almaya müsait değil. Tamam mı? Adamın mayası genleri ilim almaya müsait değil. İlim almaya müsait olmayan birine ilim öğretmek af buyurun domuzun boynuna boncuk takmak gibidir buyuruyor. Tabi Hazreti Ali Efendimizin diyenler var, başkalarının diyenler var. O ayrı bir tartışma konusu. Ama mana olarak doğru. Her insana ilim verilmez. Her insana ilim verilmez. Onun manevi durumunun, efendim mayasının ona uygun olması lazım. Her bilgide, her yerde söylenmez. Evet. Buraya nereden geldik arkadaşlar? Şibih cümleden geldik. İşte her zaman söylüyoruz. Istılah bilmeden, terminoloji bilmeden, mana bilmeden hiçbir ilim anlaşılmaz. Nasıl penaltı, ofsayt, korner bunları bilmeden futbol anlaşılmazsa her ilmin kendine göre bir terminolojisi, kendine göre bir ıstılahı, raconu vardır. Önce onların ne manaya geldiğini öğreneceğiz ki o ilmi öğrenelim. Yoksa bir öğrenci kafayı bir şeye takar, anlamaz. Şibih cümleyle bir sene boyunca geçirir arkadaşlar. Şibih cümleyle. Lazım müteaddi ile bir seneyi geçirir arkadaşlar. Tamam mı? Onu anlaması diğer konuları anlasa zaten o konuyu da anlayacak. Ama oraya takıldı mı takılır. Onun için bizim eğitim metodolojimizde ne olması lazım? Ne olması lazım arkadaşlar? Önce Türkçeleriyle bir karşılaştıracağız. Her dersin başında ıstılahlar üzerinde duracağız. Öğrenci onu iyice anladıktan sonra yenisine geçeceğiz. Tamam mı? Bir konu iyi anlaşılmadan diğer konuya geçmeyeceğiz. Esseyyaratu müpteda haberimiz şibih cümle olarak gelmiş. Zarf artı muzafun leyh. Zarf artı mazruf diyebiliriz. Müptedamız, haberimiz şibih cümle şeklinde gelmiş ama car mecrur. Şibih cümlenin iki çeşidi. Bunların ikisi de arkadaşlar mahallen merfu diyoruz. Mahallen merfu şibih cümle, mahallen merfu şibih cümle. Es-seyyaratu araba evin önündedir. Çocuk evin içindedir. Fi yani evdedir. Şimdi geldik buraya. Süremiz ne alemde? Güzel. Araştır tekrarla. Öğretmen gitti. Öğretmen gitti. İki öğretmen gitti. Öğretmenler gittiler. Cümlelerini, öznelerini hem eril hem dişil yaparak isim cümlesi şeklinde Arapçaya çeviriniz demiş. Şimdi öğretmen gitti cümlesi Türkçe'ye göre isim cümlesi midir, fiil cümlesi midir arkadaşlar? Öğretmen gitti. Öğretmen gitti. Türkçe'ye göre fiil cümlesidir. Türkçe bir fiil cümlesini Arapça'ya kaç farklı şekilde çevirebiliriz? Türkçe bir fiil cümlesini Arapça'ya kaç farklı şekilde çevirebiliriz? 2. Nedir onlar? Nedir onlar peki? İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Harika. Peki. Türkçe bir isim cümlesini Arapça'ya, mesela Ali çalışkandır. Ali akıllıdır. Bunu Arapça'ya kaç farklı şekilde çevirebiliriz? Türkçe bir. Bir. Harika. Bu konular oturmuş elhamdülillah. Güzel. Öğretmen gitti. Arkadaşlar. Tabii burada iki şey aklımıza geliyor. Bu öğretmen bayan mı? Öğretmen erkek mi? Tabii. Burada iki şey kapalı. Çünkü Türkçe'de cinsiyet yok. Ama kapalılık varsa biz erkeğe hamlederiz. Erkek olduğunu varsayarız. Öğretmen gittiği biz iki şekilde söyleyebiliriz. Zehebe el-muallimu deriz. Fiil cümlesi şeklinde çeviririz. Veya el-muallimu zehebe deriz. Ama burada bize isim cümlesi şeklinde çeviriniz demiş. Kim yapacak arkadaşlar bunu? Bir tane nokta alayım hemen. Gönüllü. Kim yapacak bu araştır tekrarlayı? Ben yardım edeceğim ona. Bir tane nokta alayım hemen. Evet arkadaşlar. Bir tanecik nokta. Hadi bakalım Melike. Melike? Buradayım hocam. Melike şeyi anladın değil mi? Soru kökünü anladın. Evet. Tamam İnşallah. Hadi bakalım. İsim cümlesi olarak yapıyorum. El muallimu zehebu. Zehebe. Zehebe. Ha, evet çünkü zehebe. Müpteda ile haber uyumlu olacak. Ha, şunu da söyleyelim burada. Haberimiz fiil cümlesi şeklinde geliyor ya. Evet. Melike. O da müptedamızla uyacak. O fiil de yine müptedaya uyacak yani. Cinsiyet yönünden. Sayı tamam. Yönünden. Cinsiyet ve sayı yönünden. Mesela el muallimu dedik. Zehebe diyeceğiz. El muallimetü deseydik zehebet diyecektik. Veya el muallimetani deseydik zehebeta diyecektik gibi. Zaten senin alıştırman da bu şimdi. Hepsini yaptırma bana. Evet. Tamam. Onu bayan olarak siz söylediniz zaten. İki öğretmene mi geçeyim? Evet buyurun. El muallimani zehebani. Zeheba. Ha zeheba. Ha, çünkü maziyi nasıl çekiyorduk? Zehebe zeheba diye çekiyorduk. Evet. Güzel. Onun peki bir de müennesini yap. İki öğretmen bayan olsun. El muallimetani Zehebeta. Çok güzel, bravo. Evet, erkek öğretmenler gitsinler. El-muallimu diye... El-muallimune. El-muallimune zehebu. Çok güzel. Peki bayan öğretmenler gitsinler. El-muallimetu. El-muallimatu. El-muallimatu zehebet ama karıştırdım hocam. Zehebe'yi bir çek bakayım maziyi. Zehebe, zehebu. Zehebe, zehebu. Zehebet, zehebeta, zehebne. Hah. Bak zehebne. O zaman ne diyeceğiz? El muallimatu zehebne. Tamam, bu kadar işte. Tamam. Bunların hepsi Melike zehebe, zehebu, zehebeta, zehebne. Bunların hepsi mahallen merfu müptedanın neyi? Haberi değil mi? Evet. Hı, tamam. Güzel. Teşekkür ederiz. Gayet güzel. Ben teşekkür ederim. İlişkilendir, karşılaştır. Kur'an-ı Kerim'in Ra'd suresi. Ra'd şimşek demek değil mi? Şimşek, yıldırım. 26. ayet-i kerimesini okuyunuz. Bu ayetin dil bilgisi açısından cümle yapısına ve haberine dikkat ediniz demiş. Ra'd suresi. Evet, teşekkür ediyoruz. Geldi. Ra'd suresi 25. ayet miydi burada? 26. ayet. Ha, şurası alttaki. Yok, burası. Burada neye bakacağız şimdi? Dil bilgisi açısından cümle yapısına ve haberine dikkat ediniz. Allahu. Ha, tamam. Allahu müpteda arkadaşlar. Besata yebsutu değil mi? Sermek. Rızkı bollaştırır. Evet. Burada sermek, ayaklarınız altına sermek, yani bollaştırma manasında. Burada haberimiz nasıl gelmiş arkadaşlar? Allahu müpteda haberimiz nasıl gelmiş burada? Fiil cümlesi şeklinde. Fiil cümlesi şeklinde. Allahu yebsudur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. Yani Allah Celle Celaluhu dilediğine, dilediği kimseye rızkını bollaştırır, dilediğini de daraltır. Ve ferihu sevindiler, şımardılar bil hayati dünya. Onlar dünya hayatıyla şımardılar, sevindiler. Ve mel hayatü dünya oysa dünya hayatı fil ahireti ahiretin yanında, ahiretin nezdinde dünya hayatı ancak bir meta'dır. Meta. Dünya zevki. Geçici bir oyalanmadır. Evet, burada dikkat etmemiz gereken şurası arkadaşlar. Allahu müpteda yefsutuyla başlayan cümlede fiil cümlesi olarak haberi. Teşekkür ediyoruz Ayşenur. Devam. Haberin müptedadan önce kullanılması. Ha, şurada öğrendiğimiz bilgileri ders arkadaşımızla, şeriklerimizle tekrar ediyoruz. Tekaddumul haberi alel mübtedai. Haberin tekaddüm etmesi, öne geçmesi müpteda üzerine. Arkadaşlar 3 taneydi bu, 3 tane. Müptedanın haberi müptedadan önce gelmesi 3 taneydi. Kaç taneymiş? 3. Vacip olduğu yerler. Burada sadece bir tanesini almış. O da ne? Müptedamız nekre olacak. Şurayı nekre yapın. Haberimizde şibih cümle olduğu zaman müpteda ile haber yer değiştirir. Buradaki cümleler, bu kategorideki cümleler müpteda, haberlerimiz şibih cümle. Haberlerimiz şibih cümle. Mahallen merfu. Burada da haberlerimiz şibih cümle, müptedalarımız nekre olduğu zaman müpteda ile haber yer değiştiriyor. Peki müptedada asıl olan başta gelmesiydi. Sona kaldığı zaman, sona geçtiği zaman o sona geçen müptedaya ne diyorduk biz? Nahiv ilminde sona kalan müptedaya ne diyorduk? Tam adını yazın. Tam adını. Tam adını yazın arkadaşlar. Müptedayı muahhar. Muahhar ne demek? Geç kalan. Peki öne geçen habere ne diyoruz? Öne geçen habere. Öne geçen habere ne diyoruz? Haberi mukaddem. El usfuru serçe aleş şecerati. Ağacın üstündedir. Müpteda haber. Haberimiz şibih cümle. Mahallen merfu. Er-racülü adam fil hadikati. Bahçededir. El-kelbu köpek emamel beyti. Evin önündedir. At-tıflu çocuk tahteş şecerati. Ağacın altındadır. Kullu haberin dırdır diyorduk değil mi? Tüm haberler dırdır diye çevrilirse Türkçe'ye güzel oluyordu. Kullu haberin dırdır diye böyle bir kelamı kibar olmuş. Böyle bir tekellem olmuş. El-kıttatu kedi halfel babi. Kapının arkasındadır. El-kalemu kalem lil müderrisi. Kalem hocanındır. Öğretmenindir. Öğretmene aittir. El-fetatu genç kız indel babi. Kapının yanındadır. Şimdi arkadaşlar bunları nekre yaparsak bak müptedalarımız nekre olursa haberlerimiz de zaten şibih cümle. Bunların başındaki elif lam takısını attığımız zaman hop bunlar buraya geçiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar. Bu konu bu kadar. Bak bu müptedalarımızın zaten haberimiz şibih cümle. Müptedalarımız marife. Ama müptedalarımız nekre olursa bu müptedalarımız muahhar oluyor. Yani sona geçiyor. Peki sona geçtiği zaman ne manası oluyor? Öne geçmiş haber, sona kalmış müpteda. Öne geçmiş habere şuraya yazın. Haberi mukaddem. Sona kalmış müptedaya da müptedayı muahhar diyoruz. Bunlarda da vardır manası katıyoruz arkadaşlar. Aleş şecerati. Ağacın üstünde usfurun bir serçe vardır. Fil hadikati. Bahçede bir adam vardır. Veya var. Emamel beyti. Evin önünde bir köpek vardır. Ağacın altında bir çocuk vardır. Tahte şecerati tıflun. Halfel babi kıttatun. Kapının arkasında bir kedi vardır. Lil müderrisi. Öğretmenin vardır. Neyi? Kalemun. Bir kalemi. Öğretmenin bir kalemi var. Endel babi. Kapının yanında fetatun. Genç kız var. Kapıda kapının yanında bir genç kız var. İşte manalar bunlar arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerin haberin müptedadan önce kullandığını fark ediniz. Çünkü her birinde müpteda belirsiz, nekra. Haber ise şibih cümledir. Bak bu kitabı ben çok beğeniyorum. Ama bazı şeyleri abartılı buluyorum. Şimdi 5. ünitede 122. sayfaya gelmişiz. Artık belirsiz demesine gerek var mı arkadaşlar? Artık belirsiz mi demesi lazım, nekra mı demesi lazım? Hocam çeviri kılavuzundan müpteda nekra ama haberi öne geçmemişti. O zaman nasıl haberin tekaddümü zorunlu oluyor? Tamam, örnek gönder bakalım dersten sonra Birgül. Tamam. Örneğini gönder bakalım. Evet. Fil beyti raculun. Müptedamız nekra, haberimiz şibih cümle, müpteda ile haber yer değiştirmiş ve vardır manası katıyor. Evet. Burada ne var peki? Köpek bahçede, bahçede bir köpek var. Kız öğrenci sınıfta, sınıfta bir kız öğrenci var. Araba kapının önünde, kapının önünde bir araba var. Top masanın altında, masanın altında bir top var. Kitap çantanın yanında, çantanın yanında bir kitap var. Bunları Arapçaya çevireceğiz. Rahman suresi 20. ayete bakacağız. Müpteda ve haberine. Ve Arapça öğrenen arkadaşlarımızla çocuk evdedir derken biri diyecek ki at-tıflu fil beyti. Çocuk evdedir. Diğeri de diyecek ki fil beyti tıflun diyecek. Böyle cümleler kurun diyor. İşletin yani. Bu konuyu içselleştirin. Şimdi köpek bahçede. El kelbu köpek fil hadikati. Müpteda haber. Bahçede bir köpek var nasıl diyeceğiz? Fil hadikati kelbun. Fil hadikati kelbun. Kız öğrenci sınıfta. At-talibetu fis saffi. Peki sınıfta bir kız öğrenci var nasıl diyeceğiz? Fis saffi talibetun. Araba kapının önünde. Esseyyaratu emamel beyti. Peki kapının önünde bir araba var nasıl diyeceğiz? Emamel beyti seyyaratun. Top masanın altında. El kuratu tahtet tavileti. Masanın altında bir top var nasıl diyeceğiz? Tahtet tavileti kuratun. Kitap çantanın yanında. El kitabu indel hakibeti. Hakibeti. İndel hakibeti efendim kitabun dediğimiz zaman çantanın yanında bir kitap var. Rahman suresi 20. ayet. Beynehuma berzahun la yebgiyan. İşte burası arkadaşlar. Beynehuma zarftan sonra muzafun leh gelmiş. Bu beynehuma haberi mukaddem öne geçmiş haber. Berzahun'da arkadaşlar berzahun bu da müptedayı muahhar. Beynehuma haber öne geçmiş haber. Berzahun'da sona kalmış müpteda berzahun. Onların aralarında bir engel vardır. Hatta bundan sonra gelen de arkadaşlar onun sıfat oluyor. Nekradan sonra gelen. Evet bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. Değil mi? Devam ediyoruz. Eyne teskunu. Nerede yaşıyorsun? Burada kalalım arkadaşlar. Eyne teskunu. Nerede yaşıyorsun? Peki size bir soru sormak istiyorum. Şimdi şurada köpek bahçede dedik. El kelbu fil hadikati. Fil hadikati kelbun dedik. Bahçede bir köpek var. Peki siz şöyle bir cümle kurun arkadaşlar. Bahçedeki köpek deyin. Bahçedeki köpek. Nasıl diyeceksiniz? Bahçedeki köpek. Hadi bakalım. Bahçedeki köpek. Kelbun fil hadikati. Çok güzel. Neden peki Abdurrahman hocam? Neden peki Ayşenur? Niye? Hangi kuralı işleteceğiz burada? Hangi kuralı devreye sokacağız? Neden Kevser Aktaş hocam? Neden Salih hocam? Neden Berna? Neden? Limada. Nekra'dan sonra gelen her cümleyi sıfat yaparız değil mi? Nekra'dan sonra gelen her cümleyi sıfat yaparız. Çok güzel arkadaşlar. Peki efendim. Kız öğrenci sınıfta dedik. At-talibetu fis-saffi veya fis-saffi talibetun dedik. Peki sınıftaki kız öğrenci diyelim. Sınıftaki kız öğrenci. Nasıl diyeceğiz? Talibetun fis-saffi. Nekra'dan sonra gelen her cümle sıfattır. Demek ki değerli arkadaşlar elimize 3 tane malzeme alalım bak. 3 tane. Bir tane isim alalım. Bir tane harfi cer veya zarf alalım. Bir tane de muzafun leyh alalım. Bununla ilgili 3 tane farklı cümle kurabiliriz. Haydi gönderin malzemeyi pişirip sizin önünüze koyalım. Gönderin malzemeyi. 3 tane kelime istiyorum sizden. Tamam. Normal bir isim. Harfi cer veya ve muzafun leyh. Bunları biz 3 farklı şekilde cümle yapacağız. Ala, tamam. Ala dediğimiz zaman üzerinde diyeceğiz. Tamam, güzel, yeter. Tamam arkadaşlar, bitti. Bu cümle çok güzel. El Arabiyyetu fi hayatina. Fi hayatina. Cümlemiz bu arkadaşlar. Şimdi 3 tane cümle kuracağız. Arapça hayatımızdadır. Hayatımızda Arapça vardır. Hayatımızdaki Arapça. Buyurun. Arapça hayatımızdadır. Hayatımızda Arapça var. Hayatımızdaki Arapça. 3 farklı cümle. Fil hayati değil de Abdurrahman hocam. Fi hayatina. El arabiyyetu fi hayatina. Evet. Ne demek? Arapça hayatımızdadır. Müpteda şibih cümle olarak haberimiz. 1'de 1. Evet Berna, 1'de 1. Fil hayati arabiyyetun. Fil hayati değil de fi hayatina. Hayatımızda vardır. Arabiyyetun. Arapça vardır. Fi hayatina arabiyyetun. 2. Güzel. Şimdi evet. El arabiyyetun fi hayatina. Arapça hayatımızdadır. Fi hayatina arabiyyetun. Hayatımızda Arapça vardır. Arabiyyetun fi hayatina. Hayatımızdaki Arapça. Bu kadar arkadaşlar. Çok zevkli değil mi arkadaşlar? Çok zevkli ve çok öğretici. İşte bu yapıyı öğrendiğimiz zaman mükemmel şeyler öğrenmiş oluyoruz. Birgül, Berna, Zübeyde, Sedanur, İsmail, Hakkı. Evet. Hocam sıfat yaparken nekr olmayacak mı? Evet. Evet Birgül, nekr olacak. Arapça nekra değil, marife mi diyeceksin? Üsttekiler de marife olmuş. Üsttekiler hangisi? Üsttekiler hangisi Birgül? Evet, mikrofonunu açıp sorabilirsin. Evet Birgül. Mikrofonunu açıp sorabilirsin. Ses geliyor mu? Evet, buyurun. Şimdi hocam hayatımızdaki Arapça dedik ya. Burada evet. Arabi bir hayatına olması gerekmiyor mu? Yoksa el arabiyyeti mi? Hayır, el arabiyyeti olursa o zaman müpteda haber olur. Burada nekradan sonra getiriyoruz ki sıfat olsun tamam diye. Yukarıda aynı şekilde mesela siz doğru dediniz herhalde orayı mesela Berna'nın cümlesi. El arabiyyeti fi hayatine. Buna doğru dediniz ama yanlış evet mı? Evet. Hayır doğru. Arapça hayatımızdadır dedi. Birinci örnek verdi. Tamam. Evet. Arabiyyeti fi hayatine olması gerekmiyor mu? Ne olması gerekmiyor mu? Nekra olması gerekmiyor mu? İşte hangi cümlenin? Şimdi kapalı soruyorsun bak soruyu. Şöyle şöyle olması gerekmiyor mu diyorsun? Hangi cümlenin öyle olmaması gerekmiyor? Hocam, el arabiyyeti fi hayatına, hayatımızdaki Arapça cümlesinin marife değil de nekra olması gerekmiyor mu? Evet. Hayatımızdaki Arapça. Evet, nekra olması gerekiyor. Onu zaten verdik. Marifeye doğru diyorsunuz. Ya Birgül ben anlamıyorum ki senin sorunu anlamıyorum. Yani el arabiyyetü fi hayatine Arapça hayatımızdadır demek. Fi hayatine arabiyyetün hayatımızda Arapça vardır demek. Arabiyyetün fi hayatine nekreden sonra geldiği için hayatımızdaki Arapça demek. Tamam şimdi sorun ne senin? Tamam hocam sorun burada marifi şeklinde gelmiş. İşte burada dediğin hangisi? 3 tane şey saydım. Şimdi şu Ayşe'nin Ayşenur'un yazdığına bak bir. Evet. Hangisini soruyorsun? 1, 2, 3. Hocam sonun düzümdeyi soruyor. Evet. Tamam. Sorun. He. Arabiyetü fi hayatine. Tamam. El arabiyet olmayacak değil mi? Sıfat yapmak istediğimiz zaman mı? He. Evet. Tabii. Tamam. Yukarıda herhalde doğru dediniz. Ben anlayamadım orayı. O yüzden kaçırdım. Ya doğru dedim. Çünkü burada Arapça hayatımızdadır demek istedik. Doğru dedik. Çünkü 3 tane cümle kuracaktık. O cümleden birincisi de buydu. Onun için doğru dedim. Birgül. Evet Birgül. Kusura bakmayın. Var mı şu anda sorun? Yok. Tamam. Peki. Evet. Arkadaşlar burada kalıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.